Değerli elma üreticileri, önemli bir elma zararlısını yakından tanımak için bu sunumu hazırladım. Elma pamuklu biti. Son yıllarda özellikle M9 anaçlı elma bahçelerinde hızla çoğalan ve ekonomik kayıplara yol açan bir zararlıdır. Zararlı kışı ağaçların kabukları arasında, kök boğazı ve kalın köklerde ergin dişi ya da larva dönemlerinde geçirmektedir. Kışın kök ve kök boğazındaki larvalar eksi 25 dereceye kadar düşük sıcaklıklara dayanabilmektedirler. Nisan sonlarında kök boğazından yukarılara çıkarak yarık, çatlak ve kesim yerlerinde çoğalmakta ve zarar yapmaya başlamaktadır. Bir dişi pamuklu bit ortalama 100 yavru meydana getirmekte ve yılda 10-12 döl vermektedir. Bu da çok hızlı bir şekilde yayıldığını göstermektedir. Mayıs ayından itibaren yaşlı dal ve genç sürgünlerde ilk koloniler görülmeye başlar. Yaz ortalarında oluşan kanatlı dişiler diğer ağaçlara uçarak bulaşmayı yaygınlaştırır ve hızlandırır. Bu pamuklu bitin kanatlı formu. Haziran-Temmuz aylarında zararlının bütün dönemlerini görmek mümkündür. Şekilde de görüyorsunuz alt kısmında kanatlı birey, üstünde beslenen larvalar. Her dönemden genç, yaşlı larva mevcut. Yeni bireyler bitki suyunu emerek beslenirler ve beslenme yerlerinde urlar oluştururlar beslenme esnasında salgıladıkları o toksik maddeler ağaçlardaki ur oluşumu ve şekil bozukluğunu çok bariz bir şekilde bu fotoğrafta görmekteyiz. Bu urlar oluştuğu yerlerde de gelecek sene meyve gözü oluşmamakta. Bu şekilde verim kayıpları meydana gelmektedir. Pamuklu bit bulaşık fidanlar dolayısıyla yurdumuzun her bölgesine yayılmıştır. Bu zararların Apelenus mali adlı parazitoz vardır. Bu parazit kendi yumurtalarını pamuklu bitin üzerine koyarak pamuklu bitin imha olmasını, ölmesini sağlamakta, kendi yavrusunu oradan üremesine meydan vermektedir. Bu parazit önceki yıllarda Orta Anadolu bölgesinde ilaçlama yapmaya gerek kalmayacak kadar fazlaydı. Fakat son zamanlarda yapılan bilinçsiz ilaçlamalar nedeniyle parazit tamamen yok olmak üzere. Bu nedenle bu pamuklu bitin görüldüğü her yerde ilaçlı mücadeleden başka çaremiz kalmamış durumda. Parazitlenmiş elma pamuklu bitlerini görüyorsunuz. Soldaki resimde sürgünün üzerindeki delik delik pamuklu bitleri kararmış vaziyette ölmüş durumda. Bunun sebebi o parazit sineğinin bıraktığı yumurtaların buradan çıkması. Sağdaki resimde de gördüğünüz gibi parazitlenmiş pamuklu biti ölmüş. O pamuklu bitin üzerinden parazitin yavruları çıkmış durumda. Onları görüyorsunuz. Mayıs ayından itibaren sürgünlerde %10 bulaşma görülünce ve etkin bir parazitlenme yoksa ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Kullanılacak ilaçlar tarım il müdürlükleri ve bitki koruma kataloğundaki önerilen ilaçlarla yapılmalıdır. Kök bazı ile yarık ve çatlaklarda ilaçlamadan etkilenmeyen bireyler hızla çoğalarak yeniden yoğunluk oluşturduğunda değişik etkili bir ilaçlardan biriyle tekrar ilaçlanmalıdır. Mücadele yapılmadığı takdirde kalite kayıpları olması kaçınılmaz. Gördüğünüz gibi elmaların üzerinde yapışkan madde oluşmakta. Elmanın toplarken bile sıkıntı yaratmaktadır. Bol ve bereketli mahsuller, sağlıklı günler dilerim.